Ağzı Allah ﷻ, min Şeytan ﷺ. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Ve salat ve selamü ala khair halkihi Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama بعد. Bir önceki dersimizde Kari'a suresini icra etmiştik. Bu dersimizde nasip olursa Tekasur suresiyle devam edeceğiz. Yine tüm ayeti kelimeler içerisindeki tecvid kurallarını tespit edeceğiz. Tecvid tahlillerimizi yapacağız. Ardından sure içerisinde muhtemel çıkabilecek hatalara değineceğiz. Ve son olarak dersimizin sonunda da suremizi talimli bir şekilde okuyarak bitireceğiz. Başlayalım. Tekasür suresi Besmele-i Şerif ile başlıyoruz. Bismi kelimesinde herhangi bir hüküm yok. Bismillahi Lafzatullah'ın lamında teşdit bila gunne ve meddi tabi'i aynı zamanda lafzatullah ince okunuyor. Hirra derken lam-ı tarifin idgamı ve hücmurra kalın. Rahme mimde meddi tabi'i nirra derken lam-ı tarifin idgamı ve hükmürra kalın. Rahim meddi arız. Şayet geçersek besmele-i şerifi okuduk. Sonundaki rahim kelimesini okuduktan sonra geçiş yaparsak bir ayeti kerimeye, bu, bu sure de olabilir, başka bir sure de olabilir, herhangi bir ayeti kerimeye geçiş yaparsak o zaman ne oluyor? Burada meddi tabii gerçekleşiyor. Yani mesela Bismillahirrahmanirrahim elhakumu diye devam edersek o zaman meddi arız. Tabi şunu ifade etmekte fayda var. Bu geçişlerde yani Besmele-i Şerif'ten sonraki ayeti kerimenin ilk kelimesi de önemli. Yani bu durumda bazı şartlar değişebilir. Şimdi şöyle yani burada bir vasıl da yapabiliriz değil mi? Tamamen okuyacağımız ayeti kerimenin ilk kelimesiyle alakalı bir durum. Evet şimdi Tekasür Suresi toparlayalım. Bu rahim kelimesinde durursak şayet mimde son harfte durursak meddi arız değil mi? بسم Devam ediyoruz Tekasur Suresi 1. ayeti i ile Elha meddi tabi'i kumutte la mutarifin idgamı teka meddi sur thur hükmurra kalın Dursak da geçsek de hükmurra yine kalın Şayet Geçersek zaten harekesi dammedir. U sesiyle okumamız gerekiyor. Vakıf yaparsak o zaman makbine bakıyorduk ya kendisinden önceki harfin harekesine bakıyoruz. Burada peltek olan f harfi dammelidir. Dolayısıyla ister vakıf yapalım, ister geçelim ra her halükarda kalındır. Şöyle elhankumuttakatun durduk. Geçelim. Elhankum turu hatta şeklinde ra'yı harekesiyle okuyup geçişimizi yapıyoruz. Şimdi bakalım muhtemel çıkabilecek hatalar var mı bu ayeti kerimede? Elha şurada dilimizi hemen bırakmayacağız. Elha değil. Elha elha değil mi? Devamında kumut tek uzatırken kef harfini bir elif miktarı a sesi vermeyeceğiz. Yani tek değil. Teke de değil. Ne çok ince ne çok kalın. Tam ortası. Tekelhankumutteketur. Şu kef harfinden sonra peltek olan f harfine dammeli olan f harfine dikkat edeceğiz. Bu keskin olan sin değil. Yani bunu şöyle okumayacağız. sür değil. Bu doğru okuyuş olmaz. Elhankumutteketur tekâthur. hükmü murra kalın demiştik, dikkat edeceğiz. Dursak da, geçsek de. Devam ediyoruz. ikinci ayeti kerime ile. Hatta teşdit bila gunne ve meddi tabi'i zur hükmü ra kalın tümül la mutarifin izharı meqa meddi tabi'i bir hükmü ra ince. Şayet duracak olursak, geçersek Harekesiyle beraber okuyacağız ve bakıyoruz. Fetha harekesi aldığı için hükmü ra kalın olarak okunması gerekir. Şayet geçersek, durursak ince. Durduğumuzda sakin oluyor. Sakin olduğunda da ra makabine bakılıyordu. Bakıyoruz, B harfi kesrelidir. Dolayısıyla ra'yı ince okumamız gerekir. <Sessizlik> geçersek, maqabira kalla diye devam ederiz. Bakalım bu ayet-i kerimede yaygın olan veya muhtemel çıkabilecek hatalar var mı? Evet, ilk kelimede hatta kelimesindeki ha harfine dikkat edeceğiz. Bu h değildir. Hatta doğru okuyuş olmaz. Hatta hatta t'ye hatta", de bastırmıyoruz. Yani bir hunne söz konusu değil. hatta hatta e, a arası bir sesle. Şimdi ra burada demiştik ya kalın okunması gerekir. Kendisi sakin, kendisinden önceki harfin harekesi damme olduğu için ra burada kalın. Şöyle okumayalım. Zürtümül, zürtümül doğru okuyuş olmaz. Bizim kıraatimizde hatta şu ses çıkacak. Zür, hatta zürtümül, zür. Dikkat edelim, z kalın değil damme harekesi almış ama kalın değil. Kalın olan, sakin olan ra'dır. Zur hatta zurtumul makabir. Şimdi şurada geçişte dammeli olan mimden eliflam takısına geçiş esnasında şu eliflam takısını okurken şu cezme yine dikkat ediyoruz. Dilimizi hemen bırakmıyoruz. Zurtumul şöyle değil. Zurtumul değil. Hatta hatta zurtumul hatta zurtumul makabir makabir şeklinde yani kaf harfini kef olarak okumayacağız. Buna da dikkat ediyoruz. Kaftır. Kalındır. A sesiyle bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Meqa meqa hatta makabir şu son harf önemli. Ra ra burada ince demiştik. Durursak, değil mi? Ha, bu inceliği belirtmemiz gerekiyor. Nasıl? Şöyle değil. Mekabir bastırarak değil. Mekabir, mekabir. Bu kadar. Hatta zürtümül mekabir. Mekabir değil. Mekabir. Zürtümül mekabir. Devam ediyoruz. ...bir sonraki ayeti kerimeyle... ...kelle teşdit... ...bila gunne ...ve meddi tabi'i... ...sevfede herhangi bir şey yok... ...te'lemûn... ...meddi arız... ...şayet durursak... ...geçersek... ...meddi tabi'i... ...nasıl... ...kelle sevfete'lemûnetumme... ...diye devam ettiğimizde... ...bu kelimede meddi arız hükmü ortadan kalkar... ...ve hüküm meddi tabiiye dönüşür. Mimi sadece bir elif miktarı uzatarak geçeriz. Ama durursak meddi ağrız. Evet. Şimdi bakalım bu ayeti de kella şeklinde a sesiyle okumayalım. Buna dikkat ediyoruz. Öncelikle sevfe kelimesinde vava dikkat edeceğiz. Sakindir. Dudaklar önde. Değil mi? Vav sakindir. Dudaklar önde. Kella sevfe. Kella sevfe. Sevfe, sevfe değil. Kelle sevfe. Ta'lamun kelimesindeki sakin olan ayın harfine her zamanki gibi dikkat edeceğiz. Bunu elif olarak okumayacağız. Ta'lamun, ta'lamun değil. Ta' ta'lamun, ta'lamun. Mün veya hutta mun ne çok kalın ne çok ince tam ortası u -ü arası bir sesle. Neden? Mim ince bir harftir. Dolayısıyla kelle selfe ta'lemun geçersek bir elif miktarı uzatıyoruz demiştik. Devam edelim. Thumme <tıklı bir şeyim> idgamı misleyin me'al gunne. Bu önemli. Unutmayalım. Şeddeli nun ve şeddeli mimlerde daima me'al gunne ifadesini kullanmamız gerekiyor ve aynı zamanda uygulamamız gerekiyor. Nasıl? Bir buçuk elif miktarı tutarak. Devamında kelle teşdit bila gunne ve meddi tabi'i. Sevfe herhangi bir şey yok. Te'lemûn. Te'lemûn. Meddi arız. Bir önceki ayeti kerimede olduğu gibi yine burada ne yapıyoruz? Şayet duracak olursak meddi arız. Dört elif miktarı uzatarak okuyoruz geçersek bir elif miktarı uzatıyoruz ve bu da ne oluyor? Meddi tabii oluyor. Şimdi bu thummede dammeden fetha'ya geçişlerde ne demiştik? Dudaklar geri çekiliyor. Dammede önde toplanan dudaklar geçişte fetha harekesine, özellikle fetha harekeye geçerken haliyle geri çekiyoruz. Thum şöyle thumme thumme şeklinde. Kellayı uzatırken yine kella şeklinde a sesiyle değil. Thumme kella sevfe. Ve o da dudaklar önde. Ta'lemun kelimesindeki yine sakin olan aynı harfine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da ta'lemun şeklinde değil. Ta'lemun. Ayın çıkacak. Zaten aynı harfi sakin olduğu zaman, özellikle sakin olduğu zaman mahrecini en çok rahatlıkla duyabileceğimiz bir harftir. Bu çıkan ses mesela سَوْفَ تَعْ تَعْلَمُونَ تَعْ Yani talemun doğru okuyuş olmaz. Devam edelim. Kalla <tuhlar> teşdit bila gunne ve meddi tabi'i lev te'lemune ta mu meddi tabi'i ilmel la mutarifin izharı yakin meddi arz. Şimdi yine kella kelimesi a sesiyle okumuyoruz. Kella değil. Kella, kella. Lev te'lemûne, lev. Yine dudaklar vavda önde. Lev. Acele edersek hemen ne oluyor? Tam çıkaramıyoruz acele ettiğimiz için. Unutuyoruz kaideyi. Dolayısıyla Türkçedeki V gibi okuyoruz. Acele etmeyeceğiz. Kella lev kalla lev ta'lamune ta'lamune değil ta'lamune ta i̇lmel, yine geçişte burada fethalı olan mimden la mutarifi geçişte şu cezmin hakkını tam olarak vermemiz gerekiyor. Dilimizi hemen bırakmayacağız. Bırakırsak ilmeli ilmeli yakin olur. Olmaz. Bu doğru okuyuş değil. ilmel yakin ilmel yakin. Son kelimedeki kesreli olan kaf harfine dikkat edeceğiz. Bu da yakin ki gibi okumayacağız. Bu doğru okuyuş olmaz. Bu kesreli olan kaf harfidir. Meddi arız olduğu için dört elif miktarı uzatıyoruz ve ı, i arası bir sesle. Neden? Çünkü kalın harfler kesre harekesi aldığı zaman ı, i arası bir sesle okunur. Dolayısıyla

nel derken la mutarifin izharı cahim meddi arız. Şimdi la tera gunne vav harfinin üzerinde damme harekesi olduğu zaman Arapça bilen kardeşlerimiz iyi bilirler. Ağır geliyor. Vav'ın kendi cinsi olan ki damme vav'ın cinsindendir. Ağır geldiği için burada bu vav'ı dikkatli okumamız gerekiyor. La teravunne. Şimdi burada bir geçiş de var. Dammeden nuna geçiş var. Yani vavun üzerindeki dammenin hakkını iyi verip sonrasında mime vasıl yaptığımız anda dudaklarımızı haliyle hemen vakit kaybetmeden geri çekmemiz gerekiyor. Yani la <laughs> teravunne. La ne Tutuyoruz tabi nunda. Bir buçuk elif miktarı. Tam geçişte. La tarif var yine. Cezmin hakkını tam vereceğiz. La teravunnel değil. La teravunnel cahim. Bu kelimede de cahim şeklinde cimin a sesiyle okunması bir. ikincisi cimden sonra gelen h harfi de h olarak okunabiliyor. Cahim şeklinde bu da doğru bir okuyuş olmaz. Cahim. La tarawun el Şayet duracak olursak meddi arız. Geçersek meddi tabii. Nasıl? La tarawun Bu meddi arız. La tarawun el diye devam ettiğimiz anda buradaki hüküm meddi arızdan meddi tabiiye dönüştü. Devam ediyoruz. Thumme idgamu misleyin meal hunne la tara hükmür ra kalın hunne idgam misleyin meal gunne ha meddi tabii aynel la mutarifin izharı yakin meddi arız. Şimdi bakalım. Yine thumme kelimesinde dammeden fethaya geçişte haliyle dudaklar geri çekilmesi gerekiyor. Thumme. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz değil mi? Nun ve şeddeli. Şeddeli nun ve mimlerde bir buçuk elif miktarı tutarak okuyoruz. Thumme. Bu aklımızda. Bunu tatbik ederken de dammeden fethaya geçişte bunu da unutmayalım. Bunu da icra edelim, bunu da tatbik edelim. Dudaklar geri çekilecek. Tabi bu yavaş okuduğumuz için böyle. Tahkik usulü okuduğumuz için böyledir. Thumme, thumme. Devam ediyoruz. Letaravunneha. Dikkat edeceğiz. Her harfi harekesiyle beraber tam icra edeceğiz. Önemli değil mi? Evet. Önemli değil mi? Yani şöyle. Letaravunneha. Yine burada vavun üzerinde damme harekesi var. Şeddeli nuna geçiş esnasında haliyle yine dudaklar geri çekiliyor. Lateravun, lateravun. Şimdi burada vav'ın hakkını vereceğiz harekesiyle. Ondan sonra geçişimizi yapacağız. Burası önemli. Acele edersek geçişi tam sağlıklı bir şekilde yapamayız. Dolayısıyla acele etmiyoruz. Thumme lateravunne şeklinde devam ediyoruz. Uzatırken H'yi A sesiyle değil. Ha La <laughs> değil. La <laughs> bir elif miktarı. Bir buçuk değil. Birden az da değil. Bir elif miktarı. La <laughs> devamında aynel <laughs> yakin. Ayn, ayne kelimesindeki yine aynı harfine dikkat edeceğiz. Değil mi? Yani bunu elif olarak okumayacağız. Şöyle bir okuma var. Muhtemel çıkabilecek hatalar arasında aynı zamanda bu. Aynel yakin, aynel yakin değil. Aynel yakin, aynel yakin. Ayna dikkat ediyoruz bir. İkincisi fethalı nundan la mutarifi icra ederken bu cezme dikkat ediyoruz. Aynel değil, aynel yakin, yakin değil. Kaf'tır, kesrelidir ı-i arası bir sesle meddi arız duracaksak şayet dört elif miktarı ı-i arası bir sesle uzatarak duruyoruz. Geçersek yine meddi tabi iyi olur. Sadece bir elif miktarı uzatmış oluruz. Evet. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Yakin değil. يَق۪يق۪ qa, Qaf hafi, yakin Nunu da çıkarıyoruz tabii sonda. Son ayeti kerime yine ثُمَّ اِدْغَمْ مِسْلَيْنْ مَعَلْغُنَّ لَتُسْأَلُنَّ اِدْغَمْ مِسْلَيْنْ مَعَلْغُنَّ يَوْمَ اِدِنْعَ İzharı mutlak عَنِنَّ La mutarifin idgamı ve mealgunne naim meddi arız. Bakalım şimdi son ayeti kerimede yaygın olan veya muhtemel çıkabilecek hatalara Ha şu thümme kelimesi de sümme şeklinde okunabiliyor. Yani keskin olan s olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu thümme kelimesi hep thümmedir. Hiçbir zaman sümme olmamıştır. Sümme değildir. Çünkü keskin sin burada yok. Burada peltek ve dammeli olan f harfi var. Dolayısıyla thümme, thümme tabi mim dedik ya. Meal gunneyi burada yine icra edeceğiz. Bir buçuk elif miktarı tutarak okuyacağız. Thumme Letus elunne kelimesindeki şeddeli nuna dikkat edeceğiz. Hatta şu dammeli olan lam harfinden şetteli nun harfine geçerken haliyle dudaklar geri çekiliyor. Dammeden fethaya geçişte. Nunu da bir buçuk elif miktarı tutacağız. ثم لَتُسْأَلُنْ geçişte dudaklar hemen geri çekiliyor. letus'alunne. elun lun tabi hakkını veriyoruz ha. Acele etmeyeceğiz. Damme'nin hakkını verir vermez bir sonraki harfe geçiyoruz. ne Yevme izin kelimesindeki şu peltek olan ve harfine dikkat ediyoruz. Bu keskin olan z değil. Yevme izin Yevme izin doğru okuyuş olmaz. Yev, tabi dudaklar vavda önde. Yevme izin, izhar İzhar var demiştik. Tenvini tam çıkaracağız. İzhar bu demek. O tenvinin hakkını tam vermek demektir. Yevme a, geçişte. Yevme anin. Evet, an kelimesindeki haliyle ayn harfine dikkat edeceğiz. Bu elif değildir anin naim yaygındır. Anin naim bu doğru okuyuş değil. Bir an kelimesindeki ayn harfine öncelikle dikkat edeceğiz. İki geçişte nuna geçiyoruz. Kesreli nundan fethalı ve şeddeli olan nuna geçiş yapıyoruz. Burada yine tutacağız. Değil mi? Bir buçuk elif miktarı. Anin. Şimdi bu tutmak şeddeli mim ve şeddeli nunlarda Genizden gelen bir sesle değil, mi? bu önemli. Bunu hissetmemiz lazım. Harfi çıkarırken o nameyi duymamız lazım. Ha, bu gerçekten hunneli bir harftir. Bizi dinleyen biri varsa bunu düşünmesi lazım. Evet, nun ve mim e, hunne harfidir. Dolayısıyla evet okuyucu bunu tam olarak icra etti. Biz o duysun diye değil. Biz kuralımızı icra ediyoruz. Yani başkaları duysun, görsünler, bak ben tam yapıyorum. Değil. Bizim kastımız öyle olmamalı. Bizim kastımız bize öğretilen kıraat neyse o şekilde okumaktır. Bizim bunu yakalamamız lazım. Tek derdimizin bu olması lazım. Yani başkaları duysun, bak ben tam yapıyorum. Bu kıraat da olmaz. Evet. Tutuyoruz. Şuradan. Şurası sızlıyor anin naim. Kesreli ayn harfine dikkat edeceğiz. An kelimesinde olduğu gibi burada da yine bunu elif olarak okumayacağız. Naim değil. Anin naim. de dudaklar durduğumuz için haliyle kapanıyor. Evet sonda da zaten medde arız var demiştik. Böylelikle Tekâsur suresini de icra ettik. Şimdi ne yapacağız? suremizin tamamını talimli bir şekilde okuyacağız ve bu dersimizi bitireceğiz. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> El hakumut <Elhâkumuttakaatur> hatta zurtul mekabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا